Merhaba çocuklar, merhaba sayın velilerim. Bilindiği üzere pandemiden dolayı yüz yüze eğitimi çok az yapacağız. Yani bir gün yapacağız. O yüzden kalem tutmak, işte kalemle çalışma biraz daha uzun vakit ayırabilmek istedik ama maalesef zamanımız kısıtlı. O yüzden ben de bir video ile buna katkı sağlamak istedim. Dikkatlice izlersek ve gözlemlersek daha çabuk öğreneceğimizi düşünüyorum. Evet, şimdi öncelikle el kaslarımızın ve bilek kaslarımızın güçlü olması lazım. Okuma, yazmayı daha iyi yapabilmek için. O yüzden oyun hamuru sıkabiliriz. Veya böyle kağıt buruşturup bırakabiliriz. Veya armut tutma, elma tutma hareketleri var. Onları yapabiliriz. Yani bütün parmaklarımızın hareket ettiği oyunlarla bu kol kaslarımızı geliştirebiliriz. Evet, şimdi doğru kalem tutma tekniğini size göstereceğim. Şimdi kalemimizin açtığımız yerden en fazla bir parmak yukarısından tutacağız. Ne çok yukarıdan ne de çok aşağıdan. Tam ortasından. Öncelikle elimiz orta parmağımızın ilk boğumundan belli olması için ben bir çizik attım. Göründüğü gibi. Yine İşaret parmağı ile baş parmağının çukur olan kısmına yeni bir işaret koydum. Şimdi kalemimizi oraya yerleştireceğim. Evet, yine söylediğim gibi bir parmak üzerinden oraya koyuyorum, çukura koyuyorum ve tutuyorum. Şu iki parmağımız da yapışık olacak. Tabii ilk başlangıçta bunu yapıştırmak biraz zor. Onu da biraz sonra anlatacağım nasıl olacağını. Bir de kalemimiz sağa sola kaymaması için elimizde bulunan saç tokası olabilir veya plastik malzemeler olabilir, lastikler olabilir. Ben bir toka kullandım. Evet, bileğimize geçiriyoruz. Kalemi içinden geçirip bir turnike yapıyoruz. Evet, deminki işaretlediğimiz yere yine aynı şekilde kalemi koyuyoruz. Ve kalemimiz burada sabit duruyor. Bu tabii her zaman için değil. Bu sadece alıştırmak için. Bunu 4-5 gün çalışabiliriz bu şekilde. Ve bu şekilde çizmeye başlıyoruz. Tabi burada koldan değil. Bu yanlış. Doğru olanı bileğimiz sabit, bilekten. Bilekten çalışacağız. Evet, bulut yapabiliriz, dağ yapabiliriz. Böyle yani böyle herhangi bir şekilde yapabiliriz. Fakat çizgi çalışması yapmıyoruz. Onu biz okula gelince yapacağız. Bu birinci. İkincisi, şu parmaklarımızın sabit kalabilmesi için. Evet, ben bir silgi kullandım. Siz oyun hamuru kullanabilirsiniz veya başka malzemeler, küçük toplar kullanabilirsiniz. Bu iki parmağımızla bunu sıkıca tutuyoruz. Bu üç parmağımız serbest kalıyor. Yine şu kalemi buraya oturtuyoruz. Ve burada önemli olan şu. Mesela bazı öğrenciler gözü mesela bu şekilde yazarlar. Bazıları dışa doğru yazarlar. Bunların hepsi yanlış. Doğrusu şu. Baş parmağımızın tırnağını mutlaka göreceğiz. Hatta bazı velilerimiz buna gülen yüz çizebilir bu parmağına. İşte veya bir şey yapıştırabilir. Çocuk ona da bakabilir. Yani dikkatini oraya toplamasını söylüyorum. Bu parmağımız biz göreceğiz yazarken. Eğer görmüyorsak demek ki yanlış yazıyoruz. Yani eğer şöyle yazıyorsken zaten göremeyiz. Veya şöyle yazarken yine göremeyiz çünkü içeride kalıyor. Doğru yazdığımızda zaten o parmağımızı göreceğiz. Evet. Bu şekil alıştırmalar yapabiliriz. Evet, defterimize veya boş kağıtlarımız varsa onlara böyle bulut şekilleri, dalga şekilleri, dağ şekilleri. Fakat tabii şey değil, böyle herhangi bir yerden bakarak değil. Kendi serbest çalışsın, resim yapabilir. Zaten düzenli çizgilerde biz okula geldiğimizde inşallah yapacağız. Evet, kolay gelsin. Hayırlı akşamlar diliyorum.